Ey birbirinden ayrılmış olan damarlar, وَالْلُحُومُ الْمُتَمَزِّقَ Mütemezzik olan etler, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُنَّ اَنْ تَجْمَعْنَ لِفَصْلِ الْقَزَى Allah emrediyor, toplarsınız kaza için, haşre toplamanızı emreder Allah. Onlar başını kaldırırlar. Fakat hepsi de elhamdülillah diye Sübhaneke Allah'ım ediyor. Müminler zaten gelip gelmiyor onlara. Hâzâ mâ vâhadallâhu ve resûlühü. Biz bunu inanmıştık zaten. Bu olur diyor. Münafıklar da acaba bir anlar ki hayat için kaderi azabını geçti. Belki de bir şey olsun o da elhamdülillah diyor. Fakat bir faydası yok. Bak şimdi için ayetten çıkıyor bu. يَوْمَ يَرْعُوكُمْ Sizi davet eden Cenab-ı Hak فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ فَتَسْتَجِيبُونَ Siz onun cevabını veriyorsunuz, kaderden kalkıyorsunuz بِحَمْدِهِ حَمْدِ الٰهِ de الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Zann edersiniz, yakın manası nedir? Sizin dersiniz dünyada çok az idi. Bak az bir zaman için ebedi olan hayatı nasıl sarf ettiniz? Ebedi hayata gidiyor. Görüyorlar artık, müşahede oluyor. Sonra dünya hatıra geliyor. Dünyadaki ömür 50-60 sene, 100 sene için ben nasıl bunu yaptım diye. O vakit hatırlar. Fakat ne damat ne fayda. Herkes taşıyamaz. Hatta müminler de. Madem ki az bir ömürde, az bir zamanında bu kadar nimet veriliyor, ben niçin fazla etmedim, almadım? Mesela piyangoda birisine çıkıyordu, ben niçin iki bilet almadım, üç almadım? Benimki nimet ediyor, yapmadı yani. Kazanan da nimet ediyor, ben niçin fazla almadım madem ki bu imkanı vardı? Allah Allah! Evet. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِسْتُمُ اِلَّا قَلِيلًا Bilirsiniz ki az bir zaman dünyada kaldınız bu nimet için. وَقُلْ لِعِبَادِي Tarık-ı kainat burada talimattır ulemaya, vaizlere talimattır efendim. Her şeyin talimatı vardır bizde. Fakat maalesef icra edilmiyor, edilmemiştir başka. Alim kimse kibir-i azamet yaparsa onun cezası kat kat olur. Kibirli olan alimi hiç dönmez Cenab-ı Hak. Kibir-i azamet edilirse halka karşı, sonra talep edenlere karşı azamet satmaz. Onun hakkında birçok hadisleri var. Bak burada da ayette talimat vardır. Dertli günsüzle davet ederseniz halkı, iyiliğe davet dertli sözle olur. Yürek yüzle olur, makul olan sözlerle olur, sert ile, hiddet ile, şiddet ile değildir. Halık-ı kainatın merhametini şarkı gösteriniz de, kalp Allah'a meyletsin. Şiddet-i azamet yapmayınız Cenab-ı Hakk'ın şeyinden. Bu mealde ayet beyan ediyor. وَكُلِّ عِبَادِ Benim mümin olan kullarıma vaaz-ı nasihat suretiyle söyleyiniz. Ne şekilde? يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ehsen olan kelimeler, müşriklere karşı da, münafıklara karşı da, madem ki dine davet ediyor, iyi kelimeler, leyyin kelimeler, yumuşak kelimelerle halkı davet etsinler. Sayt-ı hiddetle değildir. Bak hatta Musa'ya وَقُلَّهُ قَوْلًا لَيِّنَا diyor Fir'aun'a karşı. يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Şeyhinde diyor, وَلَا يَتَخَوَشَنُ Müşrikine. Tek konuşmayın müşriklerle, şeytanlarla birleşirler, İslam'ın aleyhinde olur. Ha. Öyleyse, malumatınız varsa, zaten kafidir Müslümanlık için. Hakikati söylemek kafidir, hakikat bir çekti mi, tezahür eder. قُلْ لِعِبَادِ Benim kullarıma söyle ey Habibim. Yani kulları vaaz-ı nasihat eden kullarıma söyle. يَكُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Müminler şeyleri vaazlarında
ehsen-i kelimeleri, ehsen kelimeleri söylesinler. Leyyin, yumuşak, makul kelimeler söylesinler. Benlik içinde olmasın. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Şeytan ifsad eder insanların arası. Sert konuşmaya başladı mı şeytan o karşıdaki kişiye, haydi sen bundan ne ümit edersen, senin Hazreti Nefsine karışıyor. Bak yeter ediyor, sert ediyor, hiçbir nasihatten bir fayda kalmaz. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُّب۪ينًا اِنَّ الشَّيْطَانَ شَيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُّب۪ينًا İnsanlar için düşmandır. بَيِّنُ الْعَدَاوَ Mübin, beyin, adaveti beyin, adaveti zahir olan bir kimsedir. Öyleyse, vel kelimetü leti hiye ahsenu hiye, kelime-i ahsen söyle ki, şeytan yer bulmasın muhatabına karşı. Muhatabın olan Müslüman olsun, müşrik olsun, kim olursa bazı nasihat ediyorsun. Yani halkı doğru yola sevk etmek gaye odur, değil mi ya? Öyle söyleme ki şeytan onun kalbinde yol bulsun da, kalksın da aleyhinde hareket etsin. Ve ağzında bir şeye yaramasın. Rabbukum a'lemu bikum. Yenzehu yufsidu. İfsad eder. Rabbukum a'lemu bikum. Rabbiniz sizi terbiye eden, yetiştiren halinize daha ziyade alimdir. İn yaşa eğer hidayeti isterse yarhamkum size merhamet eder, tevbeye çevirir. Sen zorla kimseyi hidayete getirmezsin. Eğer Cenab-ı Hak onun hidayetini istemezse, isterse senin yumuşak söylediğin sözler lekane olur, hidayete yüz çevirir, Allah da hidayete getirir. اَوْاِنْ يَشَيْنُ عَزِّبْكُمْ Eğer isterse azabı yine senin sözün fayda veriyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Ey Habibim, seni vekil olarak billahi imana gelsin diye seni bile göndermedik. Sen mübelleksin, ayetini tebliğ edersin, ben istediğin kimseyi hidayete getiririm, istediğin kimseyi getirmem. Sen böyle olduktan sonra senin ümmetinin ulemaları de bu yolda hareket edecekler halka. Bir fazla bir sert söylenme, sertle hakime yapmayacaklar. Onlar da bildiklerini, ayet-i hadisleri kavrinde yerine söylerler. Eğer hidayeti mukadder ise ilmi ilahide zaten o kalbi yumuşak olur gelir. Değilse zaten gelmez. Yani o vasiyeti biliyorsun yine. Amelin faydasıyla mükellef olduğumuzun işi yapmakla mükellefiz. Biz emre itaat etmekle mükellefiz. Biz hizmetçiyiz, herhalde bir adamın hizmetçisiyiz. Emrini yerine getireceğiz. Ama ay başında o bize ücreti verecek mi, vermeyecek mi? Onun için pazarlık yapmayacağız. Benim vazifem budur. Ben madem ki iman ettim Allah'a, Allah'ın emrini yapmakla mükellefim. Ama o neyse o ona aittir. O bana ait değildir. Öyle değil mi? وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Senin Rabbin أَعْلَمْدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَنَّهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكُفَّارِ فَاِنَّهُ يُهِيجُهُمْ عَنِ الشَّرِّ Bak, sert söylemek, hatta kufre bile onları tehyic eder. Daha ziyade İslamiyet'in yüzünü çevirir o hal. O tarz vaaz-ı nasihatler İslamiyet'in halkın yüzünü çevirir, yüzünü getirmez. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Senin Rabbin herkesten daha ziyade halindir. Semavat-ı arzda kim neye layık ise ona yapar. İslamiyete layık olanların kalbine bu iman verir, meyliyeyi getirir. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Bu ayetin tetimmesidir. Senin Rabbin alemdir. Semavat ve arzda kim neye lâk ise. Onları yol verdin.
bizim içimizde zenginler var. Hişam var, bilmem, Velid var, şu var, bu var. Bu Ebu Talib'in, yetim-i Ebu Talib derlerdi Resulü Ekrem'e tahsil için. Zengin de değildir, babasız da büyümüştür. Bunun için peygamber yapıyordu. Bizden birisine gelmiyor. Atıraz benim bu. Diyor ki Rabbin alemdir. Semavat ve arzda bütün mahlukatın halini bilir. Herkes neye layık ise ona veriyor. İbrahim aleyhisselam hıllete layık bir helim yaptı. Musa kelimullah'a layık bir helim yaptı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de mehbub-i ilahidir, muhabbet-i habibullah'a layık bir yapıştır. Allah'ın teksimatını kimseye vermiyor. Ve Rabbuke a'lemu bimen fissemavati vel ardı ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'din. Biz azimüşşan, Peygamber-i Anazam'ın bazılarının üzerine tevzil etmişiz. Egerçi bütün peygamberlere imanımız var ki has peygamberlerdir. Yani bütün peygamberler hangiler? Kur'an'da mevcud olan 28. O bilirler 124 gün peygamber gelmiştir. Şahsen müteller değiliz. Çünkü kitaplarımızda, egerçi bazı kitaplarda varsa da filan filan isim dediği tamam vardı olmamış. Minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem yaksus aleyke. Yalnız Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen 28 peygamberi tam manasıyla iman etmek, herhangisine iman etmezse hepsine iman etmemiş olur. Fark etmez. Çünkü Kur'an emrediyor. Kur'an'a iman etmediğine hepsine karşı geliyor. Bunların peygamber olduğu muhakkak ve Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi birisini peygamber değildir diye inkar etmiyor. Ama onları Cenab-ı Hak bir derecede halk etmedi. Bazılarının üzerine daha yüksek yaptı. Musa'yı Kerimullah yaptı. İbrahim'i Halilullah yaptı. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah yaptı. Herkesin farkında yaptı. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Zebur'u da Davud'a verdik. Bunu beyan etmekten maksat, çünkü Yahudiler diyorlardı, Tevrat'tan sonra kitap gelmez, Zebur'a da itiraz edenlerdi. Onun için Zebur'u beyan etmiştir. Zebur'da ahkam yok. Hepsi de Resulü'nün şeyi, Allah-u Teala'ya karşı bir senadır, medfus senadır. Davud Aleyhisselam da Tevrat'ta amel ederdi. Fakat Zebur da kitab-ı Allah diye gelmişti. Ahkam Tevrat'tan alırdı. Onlar Zebur'u inkar ederlerdi. Onun için ayetleri Zebur'un altında. Vakit geldi mi? Bak şimdi Ramazan da sizi çok meşgul etmiyor. Hı? Vakit geçiyor.